Amerika Birleşik Devletleri PKK için terör örgütü diyor. Evet, fakat eli kanlı yapılanmanın Suriye kolu olan YPG için yorum yapmaktan kaçınıyor. Aynı durum bir kez daha yaşandı. Skandalın baş aktörü bu defa Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde yanındayız dedi ama YPG için nedense susmayı tercih etti. Good afternoon everybody. The US stands firmly with our ABD NATO müttefikimiz Türkiye'nin yabancı terör örgütü olarak tanımlanan PKK'ya karşı mücadelesinde kararlılıkla yanındadır. Türkiye'nin yanındayız dedi. YPG sorusu karşısında sus pus oldu. Bu detaylı iddiaların doğruluğunu teyit edebilecek yeterli bilgiye sahip değiliz. Burada sunabileceğimiz hiçbir şey yok. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel basın toplantısı için kameraların karşısındaydı. Gündeminde TSK'nın Ankara'daki saldırıya misilleme olarak Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyon vardı. PKK için terör örgütü dedi. Eli kanlı yapılanmaya karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi. ABD NATO müttefikimiz Türkiye'nin yabancı terör örgütü olarak tanımlanan PKK'ya karşı mücadelesinde kararlılıkla yanındadır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiğini ve PKK ile bağlantılı YPG'ye mensup olduklarını açıklamıştı. Patel'e bu soru da yöneltildi. Amerikalı sözcü yardımcısı yorum yapmaktan kaçındı. Bu detaylı iddiaların doğruluğunu teyit edebilecek yeterli bilgiye sahip değiliz. Burada sunabileceğimiz hiçbir şey yok. Amerika, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG'yi müttefiki olarak görüyor. Türkiye'nin tepki ve uyarılarına rağmen Pentagon, terör örgütüne tırlar dolusu silah gönderiyor. Evet, NATO müttefikinin NATO müttefikine yaptığı bu. Emekli Tuğgeneral İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Naim Babiroğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz Naim Bey yayınımıza. Ece Hanım teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İsterseniz bu haberi yorumlayarak başlayalım. Şimdi Pentagon tamam. Diyor ki müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının evet. PKK ile mücadelesini destekliyoruz. Ama burada tabii ki bir ikiyüzlülük var. Çünkü PYD terör örgütü görmedikleri gibi bir de silahlandırıyorlar. PYD'nin Türkiye'ye gönderdiği teröristler eylem girişiminde bulununca da laf cambazlığı yapıyorlar ve PKK diyorlar. PYD terörist gönderiyor. Türkiye'de eylem girişimi oldu ama Amerika onu terör örgütü görmüyor ve fakat Türk halkının PKK ile mücadelesi destekleniyor. Şu aklımıza dalga geçer gibi biraz değil mi? Evet. Ece Hanım çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Şimdi ABD NATO üyesi, Türkiye NATO üyesi ve NATO'nun kuruluş anlaşması 14 madde. Bir NATO üyesi ülkenin, diğer NATO üyesi ülkenin coğrafi bütünlüğünü tehdit eden bir terör örgütünü desteklemesi, NATO'nun kuruluş anlaşması dediğimiz North Atlantic Treaty yani Kuzey Atlantik Anlaşması'nın ilk 3 maddesine aykırı. Yani değerlerine aykırı. Bir kere oradan başlayalım. Dolayısıyla ABD'nin yıllardır terör örgütünü desteklemesi NATO anlaşmasının ruhuna ve değerlerine aykırı. Türkiye bu nedenle nota da verebilir isterse. Bunu bir tarafa koyalım. İkinci konu, ABD'nin Türkiye'ye doğrudan savaş açmadığı kaldı Ece Hanım. Neden diyorum biliyor musunuz bunu? Suriye'deki Fırat'ın doğusunda yaklaşık 70 bin silahlı terörist gücüne ulaşan PYD, YPG, PKK terör örgütünün PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu CIA, istihbarat örgütü ve Pentagon, ABD'nin savunma bakanlığı sizden benden iyi biliyor. Zaten zaman zaman bunu söylemek zorunda da kaldılar. Bunu bizden iyi biliyor. Destekliyorlar projeleri gereği. Ne verdiler bu Suriye'deki teröristlere? Zırhlı araç verdiler. Ağır silah top verdiler. Helikopterle PKK teröristi helikopter kullanırken helikopteri düştü. Tesadüfen helikopter eğitimi yani havacılık eğitimi verdikleri ortaya çıktı. Özel kuvvetler eğitimi verdi. Özel kuvvetler komutanı orgeneral ve diploma töreni yaptı Suriye'de doğuda. Ve onlara teşekkür etti, tebrik etti. Özel kuvvetler kursunu başarıyla bitirdi. Yani Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eden bir terör örgütüne maddi manevi eğitim, istihbarat her desteği sağlıyor. O zaman Türkiye'ye doğrudan savaş açmadığı kaldı. Bunun altını çizdi. Böyle bir NATO müttefikliği olmaz. Kağıt üzerinde olur ama gerçekte olmaz. Şimdi şöyle düşünelim.
ABD'ye karşı Türkiye'nin desteklediği bir terör örgütünün ABD'nin Washington'da Beyaz Saray'da önünde böyle bir eylem yaptığını farz ve kabul edelim bir anlık. Ve Türkiye'nin ve ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımları veya o bölgeye yapacağı operasyonları şöyle düşünelim. Afganistan'a 2003 yılında NATO'nun 5. maddesini tarihte ilk defa işletti ve Afganistan'da terörle mücadele konsepti çerçevesinde Afganistan'ı işgal etti. Dolayısıyla ABD kendisi de biliyor ama bir Suriye'nin parçalanmasını istediği için orada daha tarihten gelen sözde bir devletin kurulmasını arzu ettiği, hedeflediği için buna devam ediyor. Şimdi Türkiye Birleşmiş Milletler 51. maddesi gereği meşru müdafaa her zaman kullanılır. 1984'ten bugüne 39 yıldır devam ediyor. Ama şimdi terör örgütünün yapısı biraz şekil değiştirdi. PKK bölücü terör örgütünü Ece Hanım 1984'ten bugüne kahraman güvenlik güçlerimizin düzenlediği başarılı operasyonlarla PKK terör örgütü yurt içinde minimum düzeye getirildi. Doğru. Ancak 9-11 kilometrelik sınırımız olan Suriye'de PKK bölücü terör örgütünün mevcut varlığının 10-15 kat daha güçlü bir terör örgütü karşımıza çıktı. Hedef aynı, strateji aynı, proje daha büyük. O halde Türkiye'nin şu anda önceliği, stratejik önceliği, ağırlık merkezi Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü ve operasyon benim kendi değerlendirmeme göre kara harekatlı operasyonu yapmadığınız sürece orada evet sonuç alırsınız hava harekatı. Etkisiz duruma elbette getirirsiniz. Elbette onları bazı yerlerde varlığını ortadan kaldırabilirsiniz ama sonuçta nihai hedef kara harekat. Yani peki, hava desteklenen. Peki şimdi kara harekatı demişken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üçüncü taraflara yaptığı uyarılardan bir açıklamada Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. PKK, YPG nerede olursa olsun hedefimizdir, yanlarında olan herkesi uyarıyoruz dedi. Şimdi ard arda gelen bu açıklamalar bir yanda dursun. Bir de dün arkadaşlarımdan rica edeyim o fotoğrafı kullanalım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın. Şimdi o fotoğraf geldi. Çok kritik bir toplantı. O fotoğrafta bugün Murat Yetkin yazmış, nadir rastlanan adeta harp konseyi diyor fotoğraf için. Siz de katılır mısınız ve bu aynı zamanda bir kara harekatının veya daha evvel hiç görmediğimiz ölçüde sertleşen bir müdahalenin bir işareti mi aynı zamanda? Evet Ece Hanım, Sayın Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama, yani üçüncü taraflara PKK, PYD terör örgütünün bulunduğu yerlerden uzakta durmalarını tavsiye ederiz mealindeki açıklama ilk kez bu kadar kesin bir dille kısa ve öz yapılmıştır. Bu şu demek, hemen açalım, terörle mücadeleyle uğraşan, orada görev yapan, bu konuyla çalışan biri olarak. Üçüncü taraf dediği gibi, yani Suriye'deki Fırat'ın doğusundaki terör örgütüne silahı, mühimmatı, tankı, topu veren kim? Amerikan askeri. ABD. Demek ki Dışişleri Bakanlığı'nın çıkışının birinci adresi ABD, ikinci adresi Fransa, Avrupa Birliği'nde, Avrupa ülkelerinde ve diğer bazı ülkeler. Neden? Çünkü Fırat'ın doğusunda PYD, PKK terör örgütünün orada Suriye'ye ait petrol yataklarını işleterek uluslararası hukuka aykırı olarak satıyor. İşte burada kimler var? ABD askeri varlığı da var. Yani ABD subayları, ABD askerleri, ABD istihbarat örgütü, ABD hükümet dışı organizasyonlar, diğer ülkelerin hükümet dışı organizasyonları var. Bunlara bir mesaj. Dedi ki uzak durun çünkü biz harekat yapıyoruz. Bu harekat böyle bir anda bitmeyecek. Belki önümüzdeki süreçte kara harekat da olur. O halde eğer sizin kaybınız olursa Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz bu saatten itibaren, bu saniyeden itibaren sorumlu değiliz dedi. Birinci adres ABD ve Fransa ve diğer ülkeler. Diğer adres de şu, PKK bölücü terör örgütüne, PYD terör örgütüne şu mesaj verildi. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbinde, Ankara'da, Ankara'nın kalbinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin civarında bir eylem yaptınız. Ancak bu eylemin karşılığını kişiyle mukabele ederek karşılığını bulacaksınız ve sizi tamamen etkisiz duruma getirinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti operasyonlarda kararlıdır ve ısrarlıdır. O mesajı verdi. Ama ABD'ye verilen mesaj bence
terörle mücadele açısından çok önemlidir. Zaten Sayın Milli Savunma Bakanı da daha sonra yaptığı açıklamada bunu teyit etmiştir. Şimdi o zaman çok daha güvenlikçi bir döneme giriyoruz. Doğru mu Sayın Bağıroğlu? Doğru. Güvenlikçi bir dönem şöyle. Şimdi Ece Hanım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kahraman kadronun kurduğu cumhuriyeti biz böyle stratejik sorunlarla, beka sorunlarıyla devralmadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bugünkü siyaset makamı hangi siyasi elpazede olursa olsun hiç önemli değil. Beka sorunu gelecek kuşaklara devretme lüksüne sahip değil. Şimdi Türkiye'nin iki tane beka sorunu var. 39 yıldır, yani 1984 yılında doğanlar şu an 39-40 yaşında. 39 yıldır kahramanca terörle mücadele devam ediyor. Ama şunun altını çizelim ve tarihe not düşelim Ece Hanım. Terörle mücadele tarihi açısından incelediğinizde 84'ten bugüne 39 yıldır yapılan terörle mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından bir başarıdır. Başarı grafiği var. Zaman zaman hatalar yapılmıştı ama genelde bir başarı grafiği vardı. Fakat terörle mücadelede 4 tane ana sütun var. Birincisi, terörü kaynağında kurtulacaksınız. İkincisi, sözde lider kadroyu etkisiz duruma getireceksiniz. Üçüncüsü, terör örgütüne katılımı yok edeceksiniz. Bu üçünde başarılı. Ama lojistik desteği kesmeniz lazım. En önemlisi, olmazsa olmaz o terör. Şimdi lojistik desteği Türkiye sağlamadığı için, ABD ve buna benzer ülkeler sağladığı için kesilemiyor lojistik desteği. Terör örgütüne lojistik desteği kesmediğiniz sürece terör örgütü varlığını zayıflatırsınız ama tamamen etkisiz duruma getirmezsin. Onun için bu Sayın Dışişleri Bakanı'nın verdiği bir mesaj önemli. Dolayısıyla güvenlikçi politika, biraz önce gördüğümüz resimde asayişi iç, yani yurt içinde asayişi sağlayan yurt içinde İçişleri Bakanı var. Jandarma Genel Komutanlığı var, ona bağlı. Hudutların bazı sınır birliklerinin de ona ait. Genelkurmay Başkanlığı var. Hudut birlikleri genellikle ona ait. Sınırdan giriş çıkışlar. Ve yine Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadeleden ana sorumlu. MİT Başkanı var. İstihbarat desteği sağlayan, operasyon, nokta operasyonu yapan zaman zaman. Bir de en önemlisi Dışişleri Bakanı var. Bu şu demek: Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay ve Milli İstihbarat bir bütün olarak koordineli ve uyumlu bir çalışma gidiyor demek. Yani bu önemli ve anlamlı. Onun için bu fotoğraf aynı zamanda NATO üyesi ülkelere, yani terör örgütüne destek sağlayan NATO üyesi ülkelere ve terör örgütüne bir mesajdır diye algılıyorum. Ben şunu düşünüyorum. Bu beka tehdidini gelecek kuşaklara devretme lüksüne sahip olmadığımıza göre bizim kuşak olarak şu anda siyaset makamının görevi bu. O zaman bu özellikle siklet merkezi, ağırlık merkezi Suriye'de olmak üzere. Çünkü Suriye'de 70 bin kadar silahlı terörist var. Diğer bölgede daha az PKK bölücü terör örgütü. Yani Suriye'de 10-15 kat arttı PYD, YPG terör örgütü. O zaman Suriye öncelikli olacak, ağırlık merkezi orada olacak. Ve gerekirse Ekim-Kasım, yani dış şartları ağır olarak bastırılmadan, dış şartlarda da elbette operasyon yapılır ama daha güç koşullarda yapılır. En elverişli ay şu an Ekim ve Kasım. Ekim-Kasım ayının sonuna kadar kara harekat yapması gerekir. Ama şunu unutmayalım Ecehan'ı. Kara harekat zaman ABD'nin yeşil ışık yakacağı veya ABD'nin sıcak bakacağı bir operasyon olmayacaktır. Bunun adı ABD'ye rağmen bir operasyon olacaktır. O zaman Türkiye ne yapmalıdır? Suriye ile, Irak'la, Rusya ile işbirliği yaparak, komşu ülkelerle ve Rusya ile işbirliği yaparak bu terörle, yani kara harekat Suriye'den öncelikle başlatması gerekir. Fakat hava harekatı zaten biz her zaman hava harekatı devam edecek. Bizim Suriye ile Ece Hanım, Adana mutabakatı 1998 yılında imzalanan, 2010 yılında güncellenen bu Adana mutabakatı Şam yönetimiyle Türkiye arasında terörle mücadelede koordineyi sağlıyor, yardımı, desteği sağlıyor. Bu, evet, Türkiye ile Suriye arasında ilişkiler gergin, kabul edilir, doğru. Ancak Rusya'nın, Putin Rusya'sının Türkiye'ye şu dönemde Rusya-Ukrayna savaşı'nda çok ihtiyacı var. O halde Putin ikna edilebilir. İkna edilince Suriye masaya çekilir ve Suriye ile Adana mutabakatı aktif duruma getirilerek
Üç ülke, Rusya, Suriye ve Türkiye'nin bulunacağı üç ülke bu ABD'nin desteklediği terör örgütünün en azından zararsız bir duruma getirilir diye değerlendiriyorum.